Merhabalar. Önceki videoda backup alma işlemlerini anlatıyorduk. Bir backup job oluşturuyorduk. Advanced sekmesinde kalmıştık. Şimdi de Advanced sekmesiyle devam edelim. Gördüğünüz gibi Storage kısmında Advanced sekmesine tıkladığımda burada birkaç tane yöntem karşıma çıkıyor. Backup modu. Reverse mod var. Bu reverse modda slower dediği gibi yavaş baya bir tane full backup alıyor. Ve alacağı fark backupları da full backup'ın üzerine tekrardan yazıyor. Bu yüzden bu yöntem yavaş oluyor. Bu yöntemi de hiç kullanmadım zaten. O yüzden biz önerilen backup yöntemiyle ilerliyoruz. Bu da incremental. Örneğin şimdi ben ilk backup'ımı alacağım. Şu an makinamın bir full backup'ını alacak bu job. Ve ertesi gün, çünkü ben günde bir kere ayarladım. Ertesi günde sadece farkını alacak. O makine üzerinde değişen farkları alacak arkadaşlar. Buna da incremental diyoruz. Burada sentetik full backup var. Bu da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Almış olduğu incremental backupları Veeam kendi içerisinde full backup haline getiriyor. Bu da çok güzel bir teknoloji. Örneğin sizin 10 TB'lık bir makinanız var. Bunu haftada bir full backup aldığını düşündüğünüzde ortamınızın durumu da önemli tabii ki. Storage'ınızın hızı, VM'in storage üzerinde hangi disklerde bulunduğu, örneğin SAS diskte bulunuyorsa backup'lar çok uzun sürüyor. SSD ortamımız yoktur. SSD'nin de bir maliyeti var. Parametreler devreye giriyor. Bundan dolayı full backup'ta sentetik gayet işlevsel ve süreci hızlandırıyor. Çünkü bunu Veeam kendisi yapıyor. Backup'ı aldıktan sonra kendisi birleştiriyor. Storage'la ve hyperuser ortamıyla bir bağlantısı kalmadan bunu kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Bunda gününü belirleyebiliyorsunuz. Sentetik backupları biz de kullanıyoruz. Ama sizin için makine çok önemlidir. Dersiniz ki ben yani sentetik backupla uğraşmak istemiyorum. Benim tam yedeğini al. O yüzden bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Burada aylık veya haftalık full backup günleri belirleyebiliyorsunuz. Örneğin her gün de al diyebiliyorsunuz tabii ki. Hafta içi günler ya da haftanın belli günlerini burada seçebiliyorsunuz. Standart olarak cumartesi geliyor. Ben şu an incremental ilerleyeceğim. O da cumartesi alabilir. Şu an çok önemli değil. Maintenance'a geldim. Bu da alınan backup dosyalarının doğrulamasını yapıyor arkadaşlar. Bunu açıkçası hiç kullanmadım. Bu zamana kadar da ortamda bir zararını görmedim kullanmamanın. O yüzden ben de şu an burada seçmeyeceğim. Storage kısmına geliyorum. Burada Veeam tavsiye ettiği ayarları kendisi otomatik seçmiş zaten. Satır içinde data deduplication yapıyor. Data veri tekilleştiriyor. Swap file'ları hariç bırakıyor ve silinmiş blokları da hariç bırakıyor. Burada sıkıştırma seviyesi var. Yine tavsiye edilen seçenekle ilerlemekte fayda var. Ama ortamınızda bir dedup backup cihazı varsa, örneğin data domain, bunu seçebilirsiniz. Yine bunları yapmadan önce Veeam makalelerinden araştırmakta, ürünün tavsiye ettiği şekilde kullanmakta fayda var. Şu an recommend'da ilerleyelim. Ama extreme veyahut da high seçtiğinizde gördüğünüz gibi CPU kullanımını arttırıyor arkadaşlar ve 2 kat daha yavaş restore ediyor olacaksınız diyor. Çünkü çok sıkıştırdığı için optimal'da gayet iyi arkadaşlar. Bu da storage tarafında block size'ları belirtiyor. Önerilen ayarlarda kalabilir. Backup'ınızı bir de şifreleyebiliyorsunuz. Bunu da hiç kullanmadım. İhtiyaç duymadım açıkçası. Notification'da SNMP dataları ürettirebiliyoruz ya da mail attırabiliyoruz. Şu an ortamımızda bir mail ayarı yapmadığımız için bu seçeneği de seçmiyorum. VSphere ortamına geliyorum. Şimdi burada bir önceki derslerde bahsetmiş olmam lazım. CBT teknolojisi var. Bu gayet güzel bir teknoloji. Change It Block Tracking diye. Örneğin makinamın ben backup'ını aldım bu job'dan sonra. Elimde bir full backup var. Incremental backup'ı alırken CBT şu işe yarıyor. Sadece değişen data bloklarını buluyor arkadaşlar. Diski komple baştan aşağı taramıyor. VSphere bu bilgileri tutuyor ve Veeam'e veriyor. Veeam gidip oradan alabiliyor bu bilgileri. Diyor ki benim sadece diskimin şu noktasında bir değişiklik oldu. Orayı tara. Veeam de gidip orada bir tarama yapıyor. Değişen bloklardaki datayı gelip incremental olarak alıyor arkadaşlar. Burada Guest Questions diye bir seçenek var. Bunu da vCenter derslerinde değinmiştik. Backup'ın tutarlılığı için normalde
Veeam VSS servisiyle beraber çalışıyor eğer Microsoft backup'ını, Microsoft server backup'larını alıyorsak. VSS servisi stabil bir şekilde backup almayı sağlıyor. Sıkıntısız gölge kopyalar oluşturmayı sağlıyor. Ama diyelim ki VSS çalışmadı. Burada VMware Tools Quiescence'ı enable edebiliyoruz. Backup'ını alacağımız makinede VMware Tools'un olması gerektiği olduğunu ifade ediyor. Fakat bunu kullanırken VMware Tools'un makine üzerinde yüklü olması gerekiyor. Quiescence şu işe yarıyor. Backup alınacağı zaman bu uyarı makineye gidiyor. VMware Tools hali hazırda çalışan uygulamaları arka planda pause ediyor. Snapshot alınıyor. Backup alındıktan sonra gene bu uygulamaları çalıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da tutarlı bir backup alınmasını sağlıyor. O yüzden bu seçeneği de seçebilirsiniz. Ama makine kapalıysa eğer zaten VMware Tools'la iletişime geçemeyecektir, çalışamayacaktır. Integration'da da storage bazında snapshot alınabiliyor. Burada belli limitler ve davranışları belirtebiliyoruz. Bu enable kalabilir, otomatik gelmiş zaten ama zaten bizim ortamımızda şu an bizim QNAP cihazımız böyle bir şeyi desteklemiyordur diye düşünüyorum. Script'te JAP'tan önce veya sonra istediğimiz bir script'i çalıştırabiliyoruz. Bu tamamen sizin seçeneklerinize kalmış. Okey diyorum. Storage sekmesini de ayarladık. Next diyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki farklı seçenek var. Enable Application Avail Processing. Bu uygulama duyarlı bir backup almamızı sağlıyor. Application'lara tıklayalım. Neler olduğunu bir görelim. Edit diyorum. Eğer bu makinalarda SQL, Oracle, PostgreSQL gibi roller varsa burada bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin için backup almasını, sizin için log backup almasını sağlayabiliyorsunuz. Uygulamaya duyarlı bir şekilde backup almayı sağlıyor. Bunlara özellikle değineceğimiz için şu an burada değinmiyorum. Kafanızı karıştırmıyorum. Şu an sadece bu videoda JAP nasıl oluşturuluyor onu gösteriyorum. Bir de Active Directory Exchange gibi sistemleri de tabii ki burada bu işin içine katabiliriz. Yani şöyle özetlersek Active Directory, Exchange, SQL gibi uygulamalara duyarlı backupları alırken bunu aktif etmemizde fayda var. Bunu aktif ettiğimizde gördüğünüz gibi burada bizden bir credential istiyor. Active Directory'ye erişebilecek ya da SQL'e erişebilecek bir credential'ı burada girmeniz gerekiyor. Enable Guest File System Indexing'de örneğin FileServer'ın yedeğini alacaksınız. Bunu çünkü ben ortamlarımda FileServer'da kullanıyorum. Binlerce dosya var FileServer'da. Ne yapmam gerekiyor? İndeksliyorum. Çünkü ben FileServer'da bir dosya silindiğinde gidip Veeam üzerinde dosyaları arayabiliyorum. Makineyi açmama gerek kalmıyor. Çünkü makinenin açılması da bayağı uzun sürüyor. Makineyi açana kadar dosya backup sisteminde indeksleme yapıldığı için aradığım dosyaları o sistemde bulabiliyorum arkadaşlar. Bunda indeksleme seçenekleri var. Indexing'e tıkladım. Windows Indexing diyorum. Burada indekslemeyi kapatabilirsiniz. Her şeyi indeksle diyebilirsiniz. Şu dosyaları indeksleme diyebilirsiniz. Bunları indekslemesinin çok bir anlamı yok zaten. Veyahut da özel olarak şu dosyaları indeksle diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu seçenek default'ta geliyor ve buraya müdahale etmedikten sonra örneğin sizin file server'ınızda datalarınız farklı disklerde bile olsa orada o sunucu bazında bir indeksleme yapıyor. Bunun için de tabii ki bir credential gerekiyor. Makineye girip yapabilmesi için. O credential'ı girdiğinizde test now diyorsunuz. Ve makineye ulaşabildiğini test ediyor arkadaşlar. Şu an ondan dolayı uyarı verdi. Çok önemli değil. Şu an buna da daha detaylı değiniriz zaten. Bir file server'ın yedeğini alırken bunu kullanırız. Şu an bunu seçmedim. Next diyorum. Schedule kısmında da artık backup'ların ne zaman çalışacağını belirtiyorum. Hiçbir seçeneği seçmezsem eğer manuel olarak çalışacak bir backup oluyor. Burada da seçeneği seçtiğim an karşıma bir sürü kullanabileceğim ayarlar çıkıyor. Günlük, aylık ve periyodik olarak seçebiliyorum. Örneğin ben akşam 8'de almasını istiyorum. 8 PM dedim. Her gün alsın. Ya da hafta içi alsın. Ya da haftanın istediğim günlerinde alsın diye seçebiliyorum. Her gün kalabilir. Aşağıdaki seçeneğe bakalım. Burada aylık backup'lar ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin her ayın 4. cumartesi seçeneği mesela bu. Ya da first Monday diyelim. Her ayın ilk pazartesi
gibi belirtebiliyorsunuz ve burada ayları da seçebiliyorsunuz. Dönemsel olarak burada da böyle backup alabiliyorsunuz. Periyodik olarak da saatlik, dakikalık ve sürekli seçebiliyorsunuz. Örneğin şu 4 saatte bir backup da schedule'da var. Burada backup alacağınız zamanları da özellikle ayırabiliyorsunuz. Örneğin pazar günü almasın veyahut da pazartesi şu tarihler arasında, şu saatler arasında almasın gibi ayarlar verilebiliyor. Bu tamamen sizin ortamınıza kalmış. Bu schedule ayarını çok kullanmıyorum açıkçası. Şu yukarıdaki ayarlar bana yetiyor. Örneğin 4 saatte bir alsın dedik. Şurada dakikayı da belirtebiliyoruz. 15 dakikada bir alsın diyebiliriz. Ya da continuously, yani sürekli alsın diyebiliyoruz. Örneğin ben backup'ımı 8'de başlattım ve 2 saat sürüyor benim backup'ım. 2 saatin sonunda backup tamamlandığında bir daha alıyor. Sürekli alıyor arkadaşlar. Bu seçenek de sizin bazı makinelerde işinize yarayabilir. Ben şu an bu seçenekle ilerleyeceğim. Backup alırken hata verdiğinde kaç kere denesin ve ne kadar aralıklarla denesin? 3 kere denesin. Çünkü bazen ilk alımda almıyor. İlk ikinci denemede alabiliyor arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor backup ortamlarında. O yüzden bu default ayarları kullanmakta fayda var. Ve bu denemeler arasında ne kadar dakika beklesin, onu burada belirtiyoruz. Backup window'da belirttiğiniz saatler aralığında eğer backup durmazsa, hala çalışıyorsa, örneğin şöyle bir senaryolandıralım. Benim iş saatlerim sabah 8, akşam 6 diyelim. Şu saatler arasında backup sarkıyorsa eğer, okey dedim. Şu saatler arasında backup'ım sarkıyorsa bu backup'ı durduruyor arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor. Bunu da seçip planlayabilirsiniz. Ben şu an tekrardan izinli hale getireyim. Veyahut da şurayı tiki kaldırayım. Burada backup window'da bu işe yarıyor. Apply diyorum. Gördüğünüz gibi burada yaptığım tüm ayarların bir özetini bana gösteriyor. Backup job'un ismi, alacağım nokta tipi, alınacak makineler, hariç bırakılacak itemler gibi gibi bana seçenekler sunuyor. İstersen finish diyebilirim ya da run the job finish diyebilirim. Yani bastığım anda job'u çalıştırsın. Bastığım anda job'u çalıştırmasın. Finish diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir backup'ım geldi. Burada benim daha önceki denemelerim olması lazım. Evet, denemelerimin uyarısı gelmiş. Şimdi ben backup'ı sağ tıklayıp start diyorum arkadaşlar. Demeden önce burada backup'la alakalı gördüğünüz gibi bilgiler geldi. Backup'ın adı, tipi, şu anki durumu, durmuş halde. Bir objeyi alıyorum burada. Burada muhtemelen klasörü bir obje olarak algıladı. Sanal makine değil. Target'ım QNAP cihazım. QNAP repositorisi. Açıklamayı burada görebiliyorsunuz. Ve çalışacak zamanı da burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yarın akşam 8'de çalışacakmış. Ama ben şimdi elle tetikleyeceğim. Start diyorum. Şimdi job'um çalıştı. Burada da action'ları, yaptığı işlemleri görebiliyoruz. Şu an makine kapalıydı. Aslında makineyi açmak istiyordum ama bir sonraki backup'ta makineyi açabiliriz. Gördüğünüz gibi bakın CBT'yi resetliyorum diyor. Şu an vSphere'den bilgileri alıyor. Makinenin bilgilerini alıyor. Şöyle job'un üzerine çift tıklayıp da ayrı pencerede açabiliyoruz. Show detay dediğimde detaylarını görebiliyoruz. Makine bazında da detayları görmek için burada makinenin üzerine tıklamanız yeterli. Şu an snapshot oluşturuyor diyor. Görelim. Gördüğünüz gibi vCenter tarafında da makine için bir snapshot oluşturdu. Burada makineyi hot add yöntemiyle hard diskini kendine bağladı. Bunlara da özellikle değineceğim arkadaşlar. Çünkü nasıl backup alındığı da önemli. Backup alırken nasıl yöntemleri izliyor, nasıl çalışıyor bunu da bilmemiz bizim için önemli arkadaşlar. Şu an bu backup'ın bitmesini beklemeyeceğim. Çünkü yaklaşık 20 GB bir datayı işleyecek. Şu an bu işlemine devam etsin. Şu an data aktarmaya başladı. Ve örneğin data store tarafına gidelim. Bir makinamızı alıyorduk. Data store'da Loom 1 üzerindeymiş. Faiz'e bakarsak eğer VM test makinamı buldum. Gördüğünüz gibi burada VMDK dosyaları oluşturdu arkadaşlar. 001 diye. Aslında benim orijinal VMDK dosyam bu. Bunlar da snapshot dosyaları arkadaşlar. Delta dosyalar. Şimdi özet geçersem burada nasıl çalışıyor? Bir snapshot oluşturuyor arkadaşlar. Benim tüm çalışmalarım şu an bu makine üzerinde yapacağım işlemler snapshot'ta tutuluyor. Bu delta dosyasında orijinal diski de kendine bağlıyor arkadaşlar. Proxy hot add yöntemiyle diski kendine bağlıyor ve üzerinden dataları o şekilde alıyor. Ve işlem bittikten sonra snapshot'ı silerken
bu delta diskinde oluşan farkları orijinal diske yazıyor ve işlemi tamamlıyor, bitiriyor arkadaşlar. Bu durumda bazen storage ile alakalı storage'dan kaynaklı yavaşlıklardan dolayı problemler oluşabiliyor. Örneğin snapshot kısmına geldim. Gördüğünüz gibi bin backup temporary snapshot diyor. Lütfen bu snapshot'ı silmeyin diyor. Çünkü bunu Vim kullanıyor. Bazen burada bu snapshot kalabiliyor. Siz backup alırken de sürekli burada birikebiliyor. Ben 7 taneye kadar gördüm ve önemli bir makine üzerindeydi. Makineyi kurtaramadık arkadaşlar. SQL Always On makinesiydi. İkinci makineyle devam etmek zorunda kaldık. Bu tarz şeyler de var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu videolarda size tecrübelerimi özellikle anlatmak istiyorum. Biz makalelere göre kurabiliriz uygulamaları, çalıştırabiliriz. O şekilde makalelerde senaryolar eksik kalabiliyor maalesef. Ben de size kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Burada da başıma gelen bir olayı anlatmak istedim. Vim Backup Job'ı kısaca bu şekilde çalışıyor. Biz daha detaylı konularda işleyeceğiz inşallah. Şimdilik bu video bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.